Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni gelen yaz kutlaması etkinliğindeki oyuncuları biraz değerlendireceğim. Bu videonun devamında da 100 Rafael Varan'ı alacağız arkadaşlar. Pazarla ilgili de bazı detaylar sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet bu videoların devamı için arkadaşlar lütfen abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bana destek olmak için lütfen videoları beğenmeyi ve yorum kısımlarına fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda değerleri düştü bu oyuncuların ama... Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Ben hepsini beğendim buradaki bakın takip listeme çoğunun ekledim arkadaşlar. Çok çok iyi oyuncular bence. E, çoğu da değerlendirilebilir arkadaşlar piyasayı da allak bullak etti bu oyuncular gerçekten. Şöyle bakın hemen size göstereyim birazdan e, bu oyuncu 25 300 iken değeri değişecek arkadaşlar. Bu da 33 600. Bu 26 700. Tam pazar değişim saati e, şu an gelmek üzere arkadaşlar. E, dediğim gibi pazar değişim saatleriyle ilgili detaylı bir video çekeceğim. Ama maalesef hala hala detaylı bir vakit bulamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden evet e, birazdan bu oyuncuların değerleri değişecek arkadaşlar. Değer değiştiğinde ilk basanlardan birisi olursanız, sizler sıraya giriyorsunuz arkadaşlar. Önce e, satın alımlarda, önce sizin oyuncunuz gitmiş sayılıyor. E, bu satın alırken de, satarken de geçerli. Bakın 26 600, 33 600 bakalım. E, birazdan değişecek arkadaşlar. E, bu şekilde sürekli yenilersiniz. Bakın değişti. 31 900 normalde, 30 milyon 300, 300'e düştü. Şu an eğer ee, satın al veya sata basarsanız ilk sıraya siz girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da evet 24.300'e düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Tony Kurosu almayı düşünüyorum ama daha düşer mi düşmez mi emin olamadım gerçekten. Ee, eğer daha düşerse nerelere düşecek ona da emin olamadım. Çok çok fazla alan var arkadaşlar. Çoğunluğu da oynatmıyor. Çok fazla 99'luk ortası var ama şu an en cazibi, en düşüğü Toni Kroos haline geldi arkadaşlar. Ee, almayı düşünür müyüm? Bu fiyattan mı almayı düşünürüm? Şu an hala karar veremedim. Etkinliğin son günlerini bekler miyim? Nerelere düşer? Nerelere yükselir? Gerçekten artık e, bütün oyununu pazarda geçiren biri olarak ben bile buna karar veremiyorum arkadaşlar. Ha Havertz için de aynısı geçerli. Çok iyi bir oyuncu. Ribéry, Defray... Pedro, Odegaard, Gaia, Nelson Semedo, Zabitzer bunların hepsi çok iyi. 100 varanı zaten alacağım arkadaşlar. Alex Teyes konusunda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alex Teyes mutlaka yükselecektir. Ama nerelere yükselir onu bilemiyorum. Bir. ikincisi biliyorsunuz 98 Julian Brandt gelecek arkadaşlar. Brandt ne kadar rağbet görür onu da bilemiyorum. Çünkü onun ikamesi Odegaard var. Odegaard bir tık daha iyi bir oyuncu. E, bu da bayağı bir düşecek arkadaşlar. E, yani bilemiyorum Toni Kroos'u alsam mı almasam mı ne yapsam hala henüz karar veremedim arkadaşlar. Sizler alacak mısınız? Alacaksanız e, ne zaman almayı düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet ne yapacağımı henüz bilemiyorum. Ama e, Kroos'u öyle veya böyle bir şekilde alacağım arkadaşlar. Daha düşer mi bilmiyorum henüz. Düşer gibi görünüyordu ilk başlarda. Sonra bir ara düşmez gibi göründü. Daha fazla 27 milyonda çakılmıştı. Şimdi 24.300'e kadar düştü arkadaşlar. Bakın e, hızlı bir şekilde alım isteklerini görüyorsunuz. E, belki buradan tekrardan yükselebilir. Ama yeni günde e, ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü milli maçlarda oynanacak. Gizli hediyelik alamayanlar vardır belki. Oralardan alanlar olacak. E, öyle de olunca belki e, biraz daha cross'tan alımlar olabilir. Ha tabii cross'un düşmesi yeni alımlarda cross'un alınmasının önüne geçebilir arkadaşlar. Çünkü 99'luk diğer oyunculara insanlar yönelebilir. Havertz gibi mesela, e, değeri düşen oyuncular olduğu için ama hala bakın dengeli bir alım satım e, var burada. Minimumdan almak isteyenler için ilk teklifleri vermek önemli biliyorsunuz arkadaşlar. E, oyuncuları değerlendireceğiz demiştik Sabitzer gerçekten ciddi anlamda beğendim Özellikleri çok çok iyi bir oyuncu 97'lik bir orta saha için 2 ayağı da 5 ama becerisinin 3 olması e, biraz düşündürüyor arkadaşlar Beceri önemli Nelson Semedo gerçekten sabek ihtiyacınız varsa Ve e, bu bu seviyelerdeyseniz muhteşem bir oyuncu arkadaşlar Nelson Semedo hem defansif özelliklere hem ofansif özellikleri mutlaka değerlendirilmeli arkadaşlar çok çok iyi bir oyuncu. Evet sırada da Jose Gaya. bu da muhteşem bir sol bek arkadaşlar ben almayı bile düşünüyorum o derece iyi bir sol bek arkadaşlar. Bu oyun e, sona saklamış oyuncuları çok çok iyi oyuncular getirdiler. Odegaard Odegaard da iyi bir oyuncu arkadaşlar diğerleri kadar övmem çünkü 98'lik olmasına rağmen bir tık e, normal diyeyim. Pedro da çok iyi arkadaşlar. Ee, sağ kanat 2 ayağı da 5. Becerisi 4. Ee, ciddi anlamda iyi bir oyuncu arkadaşlar. Mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Ee, hızlı da bir oyuncu. Bitiriciliği, top sürmesi, şutları vesaire çok çok iyi. Gerçekten 97 olmasına rağmen. Ee, Defray bu da çok iyi bir stoper arkadaşlar. Hızı fena değil. Müdahaleleri, gücü vesaire gerçekten çok çok iyi. 98 stoperlerin belini kıracak bir oyuncu ciddi anlamda beğendim arkadaşlar alabilirim belki varanı koyacağım ama defrayı da belki düşünebilirim yedek bir kadro kurmak için Frank Ribery sol kanatta alternatifler geldi ama iki ayağı da 5 becerileri 5 çok çok iyi bir oyuncu arkadaşlar yani değerlendirebilirsiniz ciddi anlamda güzel bir oyuncu. Ben bu gelen kartların hepsini hemen hemen beğendim arkadaşlar. Toni Cross zaten e, hani fena değil. Hızı düşük. Her zamanki gibi çok hantal yapmışlar Toni Kroos'u. Ama iki yönlü fena değil. E, ben almayı düşünüyorum arkadaşlar geçici de olsa. Becerisinin e, 3 yıldız olması sıkıntılı. E, dayanıklılığı da biraz düşük gibi görünüyor. Çabuk yorulacak gibi görünüyor. E, ama pas oyununa dayalı bir oyununuz varsa düşünebilirsiniz karşı atakta biraz sıkıntı olabilir bu kart. Havertz zaten benim prensim Havertz'i ciddi anlamda çok beğendim e, mutlaka alacağım arkadaşlar Havertz'i. Vidici bir, bir ara almayı düşünüyordum vazgeçtim arkadaşlar. Sergio Busquets arkadaşlar Busquets'i e, değerlendirebilirsiniz. MDO için ideal bir oyuncu biraz tabii ki yavaş bir oyuncu ama e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar çünkü bu da e, güzel getirilmiş bir kart arkadaşlar. Varan zaten e, Varan çok çok iyi bir stoper ciddi hani gerçekten çok beğendim Varan'ı. Varan, Varan e, piyasayı zaten sarstı. E, Varan nerelere düşer çok soruyorsunuz arkadaşlar. Valla bilemiyorum. Yani 99 Marquinhos'un 50 milyonlara kadar düştüğü yerde, yani bu da oralara kadar düşer mi? Ee, düşebilir çünkü çok fazla alan oldu arkadaşlar çok da fazla satma isteği olan var. Ee, oralara kadar düşebilir belki ama sonradan mutlaka yükselecektir. Çok fazla alan oldu dediğimde abartılı anlamda çok alan olmadı ama herkes düşer diye beklediği için varan şu an e, piyasadan çok fazla istek duyulmuyor ama mutlaka yükselecek oyunculardan bir tanesi. Nereye düşer ve nereye yükselir şu an için öngörmek çok zor. Ee, ama ben tahminem bu 70 milyonlar civarına Varan'ın oturacağını düşünüyorum. Çünkü yüzlük bir stoper. Stoperleri hemen açalım. Ee, Puyol o da düşük. O da, o da da çok alan oldu. Van Dijk Vidic, Varan, dört tane yüzük stoper var. Bir sonraki etkinlikte yine gelebilir yüzük stoper. Ama Varan şu an değeri ciddi anlamda düştü. Ee, bu etkinlikten sonra çok yükseleceğini ben düşünüyorum. Çok derken düştükten sonra çok yükseleceğini düşünüyorum. Ama göreceğiz bakalım. Marquinhos vesaire ciddi anlamda piyasayı Varan çok çok etkiledi. Ee, bu yolda boyu kısa vesaire olması talebi biraz düşürdü. Şu an için ideal stoper Van Dijk Vidic görünüyor. Veya Varan görünüyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Hazard. da çok tercih edilen bir kart oldu. İki ayağının da 5 olması, hızının vesaire ciddi anlamda yüksek olması Hazard'ı çok tercih edilen bir kart haline getirdi. Ama sol orta sağ olması yani sol kanat, sol açık olmaması Hazard'a puan kaybettiriyor. Eğer ki sol açık olarak gelseydi Hazard şu an dengeleri alt üst etmiş durumdaydı. Ama bunu sol açık oynatan kişi sayısı da çok fazla arkadaşlar. Evet gelelim Alex Teyes muhabbetine. Alex Teyes'in hala ben yükseleceğini düşünüyorum. Az önce söylemiştim. Ben 1.600'den Alex Teyes'i almadım. Vakit bulamadım o an arkadaşlar. Yani videolarda genelde vakit bulamadım vesaire diyorum. Çünkü fark ettiyseniz hala rafael varanı ben alamadım arkadaşlar bitiremedim bir türlü Arkadaşla oynamaya bile vakit bulamadım. O yüzden Alex Tsi o an alamamış oldum. Şimdi de o fırsatı kaçırınca belki 2 2 milyon 2, 200 vesairelere yükselecektir TS. yatırım yapmanızı tavsiye eder miyim? Ee, ya hala ederim herhalde. Çünkü 1800 civarından alıp 2200 o civarlara satılabilir. Julian Brandt'in tercih edilmesi az önce de söylediğim gibi tercih edilir mi edilmez mi? Ona hala kararsızım eğer ki tercih edilirse TS daha da yükseklere çıkacaktır. Ama tercih edilmemesi halinde sıkıntı yaşanacaktır. Julian Brent'in neler isteyeceği sorulmuş. Aynı şeyler isteyecek arkadaşlar. 3 tane 95 üstü oyuncu isteyecek. 6 tane 90 üstü yaz yaz etkinliği oyuncusu isteyecek. 15 tane 86 üstü yaz etkinliği oyuncusu isteyecek ve 2 tane de Almanya'dan oyuncu isteyecek. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok beğendim. Yeni gelen oyuncuları hepsi çok iyi. Hemen hemen hepsi çok iyi. Stoperler var, 95'lik stoperler. Onlar da iyi arkadaşlar. Yani bu etkinlikten gelen oyuncuları kadronuzda yer verin arkadaşlar mutlaka. Yani ciddi anlamda faydası olacaktır kadronuza. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan söylüyorum, lütfen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.